Evet, Kenshin'in yeni bölümündeyiz. Önceki bölümde ne yaptık? Base'de ufak tefek çatışmalar olmuştu. Base'de çalışan ekibimizde. Orada bir dayak yedik. Diğer ekip yetişemedi. Yoksa Cream Pet'imiz yanımızda olsaydı, Cream Pet'imiz, içinden geçerdik. Sonra kendimize bir kol aldık. Şöyle. Kundaklı yaylara %39 bonus veren bir kol aldık. En iyisinden aldık. Böyle çatırt diye parasını verdik. Güzel para kastık. Ekibe iki kişi daha kattık. Biri işçi sınıfı, biri dövüşçü sınıfı olarak düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Çok pardon. Gidelim biraz base'i geliştirelim bu bölümde. Ufak tefek. Yine tabii action'lar yaşayacağız. Ama önceliğimiz birazcık geliştirelim üstümüzü. Çünkü sur lazım bize. Ha, buraya gelmişken bu arada acaba barda şey var mıdır? İnşaat malzemesi. Tamam, ben üretiyorum da şu an istediğim kıvamda değil. Yani çok fazla işçimiz çalışmıyor. Hızlıca kurulduk. Bu barcı, niye ben bardan haberim yok gibi duruyor? Bir dakika. Barcı yalnız. Neyin? Oğlum uzatma lan, işte göster. Bunlara ihtiyacım yok ama şunlardan alabilirim de, çok da pahalı lan bu. Biz lootlarız bunları. Siktir et. Burada ben, bak, burada malzeme satan yok ama malzemelerin bulunduğu bir yer var. Acaba hırsızlık mı yapsam? Yani ne olur ki hırsızlık yapsam? Bu şehri ben seviyorum mesela. Tam kurmak istediğim şehir tarzı. Cyberpunk. Neyse. Hadi gidelim. Biz kendimiz üretiriz. Daha kutsal olursa dalmaya gideceğiz. Artık buralarda gezerken falan tırsmıyorum. Ölüyor musun lan sen? Gücü düşüyor. Oğlum ölüyorum. Ha, gerçi açlık yazmaya başlıyor. Normalde açlık yazmaya başlıyorsa diyor ki, ha, aç diyor bana. Evet. Krimperimiz ölüm sürecine girdi. Ben bunu çözemedim niye öldüğünü. Aç diyor ve açlığı gitmiyor. Normalde zaten bu beslenemiyor da. Bunun önüne geçemiyorum ben. Bilen varsa, bana yardımcı olursa çok sevinirim. Hani bir yere götürüp tamir mi etmemiz gerekiyor bilmiyorum. Acaba öyle mi lan? Oğlum bir dakika lan, deneyeceğim ben onu. Şurada benim tamire, yani Krimper'i üzerimize alıp diyelim ki bunu tamir et. Belki de düzeliyordur. Çünkü yetişkin ve yaşlılığa geçmeden ölüyor bendekiler. Bunu çözemedim. Şu aç muhabbetini çözemedim. Çünkü bu o kadar kötü duruma geliyor ki, bu sefer ölme sürecine giriyor falan. Bildiğimiz üzere robotlar yemek yemiyor. Ama şunu deneyeceğim. Şu barda, bar değil ki burası. İnsanların ne kadar yumuşak gözüktüğünü unutmuşum. Sensin lan yumuşak piç. Orada tamir edemeyiz ya. Sen gel şunu al. Sonra gel şuradaki bara. Yok abi. O barda mı tamir edebiliriz onu? Hani şey var, yatak matak gibi bir şeyler oluyordu. Bir deneyelim. Hiç olmazsa boş yere gelmiş olmuyor. Tamam. Burada tamir bölümü yokmuş. Bu ne? Robot. Evet, burada yok. Nerede oğlum bunlar? Başka yerlerde. Heh, buradaymış lan. Var. Ne diyor? Yatağı bırak. Tamam, şimdi buna bir etkisi oluyor mu? Ben bunu yatağa bıraktım. Yok abi, bu güçten düşüyor. Deli gibi güçten düşüyor. Ben bu aç, yani bir robotik bir şeyin aç olup ölüm sürecine girmesini çözemedim. Gerçekten
Bilen varsa bana yazabilir mi? Oyun zaten çok prosu değil. Sadece fark ettiğim ufak tefek ayrıntılarla oynuyorum da. Bu ölecek yoksa. Ulan Big Boy. Sen tek başına çıkamıyor musun lan bunu? Aa. Tamam gel al şunu. Ya da başka bir şey mi yapacağım lan? Bir dakika. İskelet tamir getir. Neyse. Al. Hani krimperimiz ölüm sürecinde abi. Çok canım sıkılıyor yani. Nasıl aç olabilirsin sen ya? Gidelim merkezimize de orada ölsün. Evinde ölsün. Yürüdün. Onun içinden geçelim zaman. Eskiden korkuyordum dolaşırken falan. Ki biz bu oyuna başlama serüvenimiz şey. Çölde çıplak, aç ve kolsuz olarak başladık. Nereden nereye? Oradan oraya tokatladılar bizi. Hala tokatlıyorlar bazı yerlerde ama bu ekibi değil. Diğer ekibi. Oğlum siktir git. Senin içinden geçelim var ya. Markus'a bak. Cesaretli. Markus. Oğlum biz bunu niye öldüremedik lan? Niye bu kadar dayandı? Her şeyini kaybetti amına koyayım. Hala direniyor. Şimdi bir dakika. Harbi lan bunu öldürmek niye bu kadar uzun sürdü? Tabii bu güçten düştü bu. 1000 küsür saldırısı varken 600'e falan düştü amına koyayım. Hızlı. Bayağı hızlı düşüyor. Seni bir tamir edeyim ben. Markus? Ne oldu Markus? Lan oğlum. Hay arkadaş ya. Bir tane robotun bize yaptığına bak amına koyayım. Aslında şöyle bir şeyler de almak lazım yani. Seni bir boşaltalım için. Şu göçebelerden iyice bir ekip oluşturmak lazım da. Bunların gençlerine ulaşmam lazım. Gençlerini nerede buluyordum ben ya? Düşün düşün düşün. Bir şu Markus'u git tamir et adam yatalak. Bacağını. Gerçi bacağını falan kaybetse benim işime gelir. Niye? Daha iyisini takarım anasını satayım. Ama Markus'a da onu harcamak istemem. Yani sonuçta şey. Savaşçı bir karaktere kol bacak takmak istemem. Ucuz değiller yani 30-40K uzuvlar. En iyileri. Ya oğlum Big Boy sen niye ölüyorsun ya? Sen ölme ya. Üzüldüm valla. Bak işaret geldi. Ölüm sürecine girdi. Ölecek. İyi oldu mu? Oldu oldu iyi oldu. Vay arkadaş ya. Üzüldüm. Hala üzülüyorum. Bunu harbi çözemedim ya. Çok istiyorum çözmeyi. Eğer bir kurtarma şansım varsa kurtarırım abi. Niye uğraşayım? Bunun saldırısı 1300 falandı bu arada. Bir koyuyordu. Bütün ordunun içinden geçiyordu. Acaba benim geliştirmelerle şehre kuracağım bazı şeyler bunu engelliyor olabilir mi? Bak onu da bilmiyorum çünkü şehri çok geliştirmiş birisi değilim. Ne malzemeler çıkıyor, ne üniteler üretiliyor bilmiyorum. Markus öldü. Yok ölmemiş henüz. Geri kalınca dedim öldüm acaba. Çevikliği de düşmüş. Size mallarınızı ne? Size mallarımız var. Kovansızlar. Oğlum
övüyor musun, gömüyor musun, bak ticaret yapıyoruz diye bir şey demiyorum. Yapacağız diye. Senin içinden geçerim. Piç. Düzgün konuş. Geliyorum, geliyorum, az kaldı. Mallarını görelim. 6 tane malzeme mi getirdin lan geri zekalı? Bizim yemek durumumuz ne? Şu kitapları al. Sağa sola gitmeye de pek gerek kalmıyor. Adamlar geliyor, kitap kitap bırakıyor zaten. Ben sana ne satarım? Ya da senden ne alırım? Biraz yiyecek alayım. Çok insanımız var. Allah'tan çok yiyecek tüketen insanımız yok. Bunu alsam şu an çiftçiliğe başlamayacağım. Ama tamir kitlerini almam lazım. Tamir kitin yok lan senin. Şunu al. Uf, para eriyor. Şundan da al. Tamir, çok robotumuz var. Tamir edeceğiz. Sana ne satayım? Şunun 17 tanesini satayım ben sana. Bu maçta satan tanesini satayım. 12.000 para var sende. Ve üzerinde malzeme olan birisi var mı? Satalım gereksiz malzemeleri. Mesela Hent. Sen de biz ana karakterimize Laxelite şey almayı unuttuk. Cephane. Ha, kızım sen şunları satsana. Gerçi bunları bizim dükkana koyarız. Niye buna sattın ki ben? Mallık yaptım. Tamam. Senlik bir işimiz kalmadı artık. Şunun geçişini yıkıştım. Onun geçişini bulmam lazım. Ben biraz uyuyacağım. Big Boy, sen de hayatının son zamanlarında serbestsin kardeşim. Bak besinsiz dedi. Ölecek. Sinir oldum. Var bir tane daha alalım ama bakalım. Barney. Şu liderle konuşsana. Lider nerede? Gel. Bana bir tane şey sat. Onları beslemem gerekiyor mu? Bir dakika. Tabii beslemem lazım. Aptal. Yaptığın her şeyi yerler. Hatta çantanda ne varsa yerler. Bir dakika lan. Şimdi ben acaba Big Boy'u besleyebiliyor muyum? Hani bir robot aç diyor ama. Mesela robotik ne parça görmüştüm ben? Devre kartları bilmem neler, acaba bunlar onların işine yarar mı? Hani düşünüyorum. Çok yerler mi? Onları besleyebilir miyim bilmiyorum. Bunlar savaşır mı? Küçük olanlar pek sorun olmaz. Büyüdükçe daha çok şey yerler. Daha çok yerler. Ama sırtlarına çanta takarsan sen de daha çok yemek taşırsın değil mi? Uzun yolculukta olmazsa olmaz. Neyin var göster. Abi neyse, artık bu ölecek. Onun yerine bir tane alalım. Onda uzmanlaşırız. Mesela Krimper 16.800'e varmış. 1.300 gücü varmış. Yani bu o şekilde saldırıyor anlamına geliyor. Yaşlıymış lan bu. Oğlum alırsam ölecek. Bak ben yaşlılığa geçemiyorum. Benim Krimperler yetişkinlik sürecinde ölüyor abi. Buna bir çözüm bulmam lazım. Ne yediklerini bilmiyorum. Şöyle bir savaş robotu alalım mı? Hani bunlar aslında çok güçlü değiller. Yani 1.300 nerede? Yakın saldırısı 657. Hani 1.300 nerede? 39 nerede amına? Bu yaşlıymış. Kafes hayvanı yetişkin. Şu keçiler süt mü veriyordu aslında? Benim bunu çözmem lazım. Senden bir şey almayacağım çünkü seninki zaten yaşlıymış oğlum. Abi. Gel. Uyan bakalım. Şimdi açıklayıcı da değil amına koduğum. Açlıktan -77 yiyoruz. Tamam, onu anladım. Benim üzerimde ne var? Devre kartı var aslında. Hani bunu yemediği belli. Tamir edemiyorum. Edeyim mi? Besinsiz. Ben yani edemiyorum ki, tamir bir şey de göstermiyor. Ticaret, takip, koruma, al. Anlayamadım. Ölecek. Göz göre göre ölecek. Sen niye yaşlısın ya? Seni alacaktım. Bak bunun durumu bak. Malca bir durum ya. Çok gereksiz bir durum değil mi? Ama burada bir tane daha. Oğlum seni ben niye ekibe katamıyorum? Seni ekibe katsam çok güzel olurdu. Baksana saldırısı, gücü.
Senin ekibin ölmüş bir de. Hani tek başına kalmışsın, yazık. Sonra bir şey yapamıyorum. Saldırı başlar. Bunu ben dövsem dövemem ama. Çünkü benim Green Pet artık şey oldu. Ölmek üzere. Gücü az. Sen ki siz kimsiniz? Bu bug'a girdi burada. Bunu bir ara döveriz biz. Burada başka bir kervan geliyor. Aha, bu ne? Yetişkin. Bunu alayım mı arada? Bu kim lan? İskeletler. Narko bizim için geldi. Kıyamet. Göçebeler. Kim? Ana, kim dedi la bu adama? Kutsal olsun. Niye öyle bir şey yaptınız? Aptal mısınız oğlum siz? Ben kutsal olsun soymaz mıyım? Soyarım. Neden soymam? Neyin var göster. Kaç para istiyorsun bu hayvana? Güvenlik örümceği. At 55'miş. Aa bak, bu güvenlik örümcekleri güzelmiş aslında. Bunlar küçük oluyor ama küçük ama etkili. Demir örümcek. Bunların görünüşleri de falan çok şekil. Alasım var da çok da pahalıymış ya. Şunu alacağım. Sonra şundan alacağım. Sırf şekil gözüküyor diye. Satın al abi. Artık yeni bir big boy'umuz olacak. Çünkü öbürü ölecek, bu kalsın. Adı hep big boy olacak bunların. Robot sonuçta, seri yani. Big boy. V2 diyelim. Versiyon 2. Hadi bakalım. Onayla. Bir dakika. Hayır. Diğer karakterimiz de bu da Spider'a, hem de öyle yazacağım. Spider'a V1. Bunlara kişilikmiş gibi değil, gayet robot olarak davranacağız yani. Gel buraya. Spider'a, sen de buraya gel. Sizi zaten base konumunda tutacağız. Sizi sağa sola götürmeyeceğiz. Şimdi bu Big Boy ile şunu dövsem mi acaba? Şu burada şey kaldı. Bakta kaldı. Bunu dövüp kendime şey yapamam ama parçalarını alabilirim. Deneyesim var ama göçebelerin gitmesi lazım. Bu göçebeler başka bir göçebelere ait olmasına rağmen buradaki göçebeler de bana dalar. Onu hep bir kabul ediyor çünkü. O yüzden takılsınlar onlar. Şuradaki kutsal ulusu soyalım biz. Niye? Korkumuz yok çünkü. Topu gelsin. Hepsini severiz. İyi, 2300 para ediyor, ver. Zırhı var. Bunları bizimkilere dağıtır mıyım? Dağıt oğlum, para etmiyormuş lan bu. Fakir piçler. Tamam, siktir et. Onu aldık. Şunu al. Bandaj mandaj al işte. İyi, 1300. Yok, tamam. Buna bakmışız. Şu. 1100 gittikçe düşüyor fakirler. 1500 güzel. Sonra gel bakayım. Abi niye donup duruyorsun? Dur lan. Bak ya. Salak mıdır nedir? Nasıl çat? Oğlum salak mısın? Benim kıyafetimdi zaten. Yanlışlıkla geldi buraya. Da oğlum nasıl çalarken yakalanabilirim? Uzuv travmasıymış. Öldürün. Lan kıyafetim adamın üzerinde kaldı yanlışlıkla. Oyun bir takıldı orada. Salak. Sen bir uyansana. Sen bir uyan da ben senin içinden geçeyim. Orospu çocuğu. Ölü taklidi mi? Ha, ben şimdi senin ölü taklidini göstereceğim ben sana. Biz niye 3 kişiyiz lan? Ha, Big Boy da orada. Big Boy öldü mü? Yok, duruyor, tamam. Sen şu ölü taklidinden bir vazgeç bakayım. Sen içinden geçmiyor muyum ben? Oğlum kalkmayacak mısın? Aha, birisi daha geldi. Bu ne?
Yaş takım. Eski takımmış. Oğlum kalksana lan. Bak ya, kime ölü taklit yapıyorsun lan? Gerizekalı mısın oğlum? Ölüyor mu? Ben buna bakmamışım. Ben bunları öldüremiyor muyum ya? Ölüyor olması lazım bunun. Al bunu. Bunlar kim lan? Aç artık. Aha, sıçtık. Gel gel. Allah, büyük bir savaş. Herkes topyekün savaşa. Kolavuluğa bakar mısın abi? Ama nasıl içinden geçeceğiz şimdi? Nasıl? Uf. Siz de kardeşlerim, herkes. Savaşan savaşmayan. Saldırın abi. Saldır abi. Saldır abi. Saldır. Siz kimsiniz oğlum? Ha, tertemiz. Sen kimsin? Sen şu yaşta olan mısın? Evet. Tamam, şimdi herkes işin başına dönebilir. Birbirinizi bir tamir edin. Siz zayiat var mı? Yok. Sky, sen niye şey yapıyorsun? İşini savsaklıyorsun. Çünkü senin bir görevin yok. Sen şurayı görev edin. Optimus, senin görevin var mı? Yok. Sen de şunu bir görev edin. Timinin görevine. Tamam. Sen de taş madeni yapıyorsun. Güzel. Kimse de zarar ziyanı yok. Geç abi diğer ekibe. Şimdi Big Boy. Sen. Şöyle bekle şurada. V2'ni de şurada beklesin. Spider'ı da şöyle beklesin. Tamam. Şuralara sur çekmeden rahatlayamayacağız zaten. Abi, mouse'um gitti. Ama söyleyeceğim. Şimdi biz de şuradaki şeyleri toplayalım, malzemeleri. Varsa malzemeler. La oğlum, adam öldü öldü. Allah belanı vermesin ya. La oğlum, öldürün şunu ya. Şu oyunun bir de uyanık adamın üzerinden bir şey alamama muhabbeti var. Oğlum adam sakat, anası sikilmiş. Bana diyor ki malzemesini alamıyorsun. İşte yakalanmıyor. Vallahi yakalansam ne? Vur ağzına tekmeyi, al. Manyak. Hani neyin tribine giriyor oyun, onu anlamıyorum ki. Gerçekçilikse gerçekçi değil. Adamın kolu bacağı kopmuş. Yerdeki adam bana artistik yapıyor. Diyor, kılıcımı bırak. Seni de kılıcını da amına koyayım. Bunlardan bir şey çıkmıyor ya, fakir piçler. O yüzden tek tek uğraşamayacağım ben bunlarla. Ha, iyiymiş. 900 altına satılır. 900 keti. Böyle önemli bir şey var mı? Burada uyananlar zaten direkt öldürülür. Bir şey olmaz. Şuradaki kutsal ulustaki piç ne yapıyor? Ölüyor. Gel bakayım şunu. Ne oldu yavrum? Az önce benim kıyafetimi almıştım. Çalarken nasıl yakalanabilirim? Abi Allah'ım, yapma şunu ya. Ha, çok saçma ya. La kıyafetimi ver amına kodum yerinde. Bir tane hata üzerine takıldı oyun. Oraya geçti benim kıyafeti. Kıyafeti alamıyorum adamdan. Bana yerde yatan adam atki yapıyor şu an. La adam ölüyor la, ölüyor. Kıyafetini nasıl alamam ben bu adamı? Mal mal hareketler ya. Siz kimle savaşıyorsunuz? Ya aç haydutlardan kalkanlar mı? Saldır. Diyecektim, öldü zaten. Bir dakika lan, birileri geldi. Neyse, biz de şöyle gelelim. Big Boy, gel oğlum. Nasıl savunuyor şehrin, hemen gitmiş. Ondan sonra gel bakalım. Şimdi inşaatımıza devam edelim. Ne var, malzeme var bizim üstümüzde? Şunları bir satışa koyalım.
Bunlar bana lazım olacak. Hatta araştırma bile yapabilirim çünkü bayağıdır araştırma yapmıyorum. Şunları ben üzerime alacağım. Tamam. Araştırma tezgahına da şu kitapları at. Şimdi bina yapmadan önce ne araştırırız diye bir bakalım. Farming. Ne yapsak? Savunma duvarları. Derme çatma duvarlar. Bunu üst seviyeye geçirmemiz lazım. Bu işimize yaramaz çünkü. Bir de ekipman depolama. Geç. Üretim. Kumaş üretimi. Geç. Tarım. Tarıma çok uğraşma. Smithing, savunma, endüstri, simple wells. Bu neymiş? Kuyu ve su tankı. Geç onu. Farming, endüstri. İlerlemiş taş madenciliği. Bak bunları yapacağız. Depolama kutuları, cevherler. Depolama kutuları. Tamam, bunları bir araştır. Elektrik. Elektriğe geçmemiz lazımdı. Elektrik üretmemiz lazım. Neyse. Devam. Araştır. Şimdi ekipten Markus'u şeye geçirelim. Çalışan ekibe geçirelim. Markus gel. Onun yerine Tini bizimle gelsin. Big Boy V2 ve Spider'a merkezde kalacak. Onlar bu base'i koruyacaklar. Bu ikisi var ya zaten içinden geçer her şeyin. Biz bu dörtlü ekiple de ufak tefek orta büyüklükteki bütün şeyleri döveriz. Big Boy da yolda ölür zaten. Bu hayatı bitmek üzere. Tamam. Ondan sonra bunlara ne görev verebilirim diye bakıyorum. Niye yanlış yerde misin sen? Ekip. Ha, yok. Niye güncellemedin? Heh, güncelledi şimdi. Sen mesela bir savunma görevi olarak bir şey var mı abi? Sen otomatik saldırıyorsun gerçi. Seni madencilerin oraya koyalım. Hatta Big Boy da orada dursun. Yani buradayken sıkıntı olmuyor, buradayken sıkıntı oluyor zaten. Markus, gel kardeşim. Sen şurada çalış. Optimus'un da savaşçılığı iyi mi diyecektim? Değilmiş. Tamam. Takılın siz. Skyrim iyi değil. Bunlar aslında ana karakterlerim. Seviyorum bunları da. Sonra savaşçı yapacağız onları. Şimdilik bir çalışsınlar. Çok zayıflar çünkü. Bizim ekip güzel. Şimdi Barney, sana şu ilk yardım görevini bir verelim. Önceden ilk yardım. Timmy de öyle. Timmy sen madenciliği bırak. Beni takip et. Big Boy. Seni de şehirde mi bıraksam ya? Ha bir dakika. Yaşlı olmuş. Ve düzeldi. Nasıl düzeldi bu? Bir dakika. Nasıl düzeldi abi? Ölmedi bu sefer. Durumu düzeldi ve yaşlılığa geçti. Acaba geçiş süreçlerinde mi böyle yapıyor? Benden ne eksilmiş? Ya da bildiğin şuradaki adamlara gidip bunların cesetlerinden bir şey mi yaptı? Hani ne oldu? Aradaki farkı anlayamadım. Normal. Şimdilik az çok sağlıklısın. Çözemedim. Şu tecrübe olayı da güzel olmuş. Yaşlı mesela 1.10 özellik artışı. 1.10. Güzel. Neyse Big Boy iyileşmiş, ölmeyecek. Çok güzel bir haber. Bu bizimle takılsın. Yalnız var ya şu ekiple Kutsal Ulus'a saldırırsak içinden geçeriz. Hem de daha 20. gün, 16. günde. Ben niye bu kadar güçlü ve niye bu kadar çok ulaşılabilir olduğunu bilmiyorum bu petlerin. Ama al abi 2-3 tane ya da bir tane bile alsan yeter. Direkt kime saldırırsan saldır yani ben. Her şeyin içinden geçiyorlar. Bence bak yani. Oyunu çok çok kolaylaştırıyor. Neyse çok uzattım. Bizim Luxelit şeyi yapıyor, araştırmasını yapıyor. Big Boy sen beni takip etmem lazım. Takip yok. Sana bir de çanta almamız lazım aslında. Sana bir şeyler taşıtırız.
Acaba yaşlı olanı merkezde bırakıp genç olanı mı biz alsak? Hani eğitilir bilmem ne. Gerçi Beyza da çok saldırı oluyor zaten. Kaç malzememiz var? 14 burada var. Diğer karakterlerde bizim malzeme var mı? Bunların çantası da yok. Üst tarafta. Bunda ne var? O kumaş ne alıyor lan senin üstünde? Hayır o değil. Bu ne alıyor? Kürdan. Benim şey ne kullanıyor? Silah. Oklar düz. Tamam. Bir tane kılıç var. İyileştirme şeyi var. Aslında size hep malzemeleri dağıtmamız lazım da. Malzeme pek yok. Abi bu Markus'taki silaha baksana mısın sen? Gerçi Tine'deki silahlardan birini buna verebiliriz. Yetişkin. Saldırı 11. Oğlum orada bak saldırı 30 40 küsür falan diye gösteriyorsun. Ben alıyorum 11 oluyor. Küfür ederim. 11 saldırı ne anasını satayım? Bir işe yaramıyormuş ki. Boşuna 16K para verdik. Tamam sende iyileştirme şeyleri falan var. Çantasında malzeme olan yok. Şurada ne ürettiniz? 18 tane. Ben gelir alırım onu. Siz malzemeyi bayağı eritmişsiniz. O zaman siz hep beraber bir dakika. Markus kazı. Tamam sen kazıdaymışsın senin zaten. Optimus sen kazı yap. Tamam. Öyle 2'ye 2 devam etsin. Burada ne çıkmış? 12 tane. Gel abi. Biz gidelim. Şu araştırmayı tamamlayayım da yeni binaları kuracağım. Duvarları geliştirirsek ah kitaba ihtiyacımız var işte. O yüzden düzgün bir şehre gidip kitap bulmamız lazım. Az önceki barda kitap 5 tane çıktı bekle bir işe yaramaz. Biz bu ekiple nereye gidelim? Malzeme bulacağız çünkü. Kitap şart. Normalde ben şu bölgelere kuruluyordum. Burada da kutsal uluslar falan oluyor. Kutsal ulusa gitsek robotumuz var diye bize şekil yapıyor. İçler. Onu engellememiz lazım. Nereye gidelim, nereye gidelim? Aslında şeydi. Neydi lan onların adı? Şey krallığına gitmemiz lazım da çok uzun bir yolculuk ya. Hani şuralara falan gitmemiz gerekiyor. Şuralara hatta. Yani şuraya. Öyle hatırlıyorum. Aslında gidilir mi? Niye gidilmesin ki? Gayet güçlü ekibim var zaten. Daha kimle gideceğim bunlarla gitmesin? Değil mi? Sen araştırmanı bitir de kardeşim gidelim. Botlar. Aa Tini gel al şunları bir. Neymiş onlar? İş görüyor mu? Görmüyor. At şunun içine. Satılsın. Sonra hatta Sky sende mi kumaş vardı? Yok. Hem'de varmış. Hem sen şunları satışa koy. Gel. Kumaşı satsam mı ya? Satmayayım kumaşları. Şunu koy. Bir dakika. 2000 geri kalanında yiyecek var mı? Bir tek Hent'te var. O zaman bir dakika. Genel depolama sandığı. Şunu koy sandığa. Benle de gel bir ticaret yap. Çünkü şey olacak. Sana size yiyecek bırakmam lazım. İki kişinin önünde. Yiyeceğe ihtiyacı olacak. Aa bende de iki tane kalmış. Neyse yine de sana bir tane vereyim. Hatta biz yolda buluruz. Neyse ama kalsın öyle. Hallederiz. Bitiremedim lan. Derme çatma duvarları hala bitiremedim. Bitirdi o. İlerlemiş taş mı? Bunlar kim? Göçebe, yeni göçebeler mi geldi? Eskisi mi? Bak bunlar çok şaşalı, çok kaliteli, güzel gidiyor görünüyorlar. Bir alıyorum 11 saldırı. O ne oğlum öyle? Bak bendeki 11.
Yani ayıp yani. Bu bir kazıkçılık. Vay be. 717 saldırı ne demek amına koyayım. Harbiden ne demek yani? Çok saçma. Senin saldırın ne kadar düşmüş lan? Gücün falan iyi de saldırın çok düşmüş. Yine milletin içinden geçersin o ayrı bir şey. Oğlum bana niye hep hayvan satanlar geliyor? Normal göçebeler gelse ticaret yapacağım. Bu bölümümüz de buraya kadar olsun. Bir sonraki bölümde bu araştırmayı tamamlayıp birkaç binayı kurup direkt Şeyh Krallığı'na yolculuğa çıkmayı planlıyorum. Bu kitapları elde etmemiz lazım yoksa gelişemeyeceğiz. Yani bir anlamı kalmıyor. Şurada mal mal bir şeyler üretmenin. Ama ekibimiz bence çok tatlı bir ekip oldu. Çok sağlam. Aslında kutsal imparatorla bile saldırabiliriz. İçinden geçeriz. Bir sürü malzeme çalarız. Yapabiliriz. Kendinize güzel bakın. Görüşmek üzere.